Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın salat ve selamı Hazreti Peygamber'e ve onun pak masum Ehl-i Beyt'ine olsun. Değerli Ehl-i Beyt dostları, kıymetli canlar, Cabir ile Gündem Ehl-i Beyt programına hoş geldiniz. Bir cuma akşamında daha yine sizlerle beraberiz. Sefer ayındayız, Erbayın'ı geride bıraktık ve geçen hafta da Erbayın hakkında değerli alimimizden bilgiler edinmiştik. Öncesinde, geçen haftaki programımızın öncesinde gerçekleşen büyük Erbayın merasiminden yine bahsetmiştik. Bu ziyaretin anlamından, öneminden bahsetmiştik. Bu hafta yine Erbayın konusundan devam edeceğiz. Erbayın'ın, yani Erbayın sürekli söylüyorum ama ne olduğunu da yine kısaca söylemek gerekirse, İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin şehit edildiği gün olan Aşura gününün 40. günü. Arapça Erbayın anlamına geliyor değil mi hocam? 40. gün, 40 anlamına geliyor. Ve Erbayın ziyaretinin, Erbayın gününün, Erbayın gününde gerçekleştirilen törenlerin, İmam Hüseyin'e akıtılan gözyaşlarının, bunların hakkında konuşacağız. Bunun önemi hakkında, bizlere getirisi hakkında konuşacağız. Aynı zamanda Sefer ayı içinde bulunduğumuz hicri takvime göre Sefer ayı içerisinde İmam Rıza aleyhisselamın, 12 imamdan 8.'si İmam Rıza'nın şehadet yıl dönümü ve İmam Hasan aleyhisselamın şehadet yıl dönümü, aynı zamanda Hazreti Peygamberimizin yine Hakk'a irtihalinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Onun yıl dönümlerindeyiz. Bu sebeple İmam Hasan hakkında, İmam Rıza hakkında ve Hazreti Peygamberimiz hakkında da programımız boyunca kıymetli bilgiler alacağız. Caferi Alimler Birliği'nin çok kıymetli alimlerinden Mir Haşim Erdoğan hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam, dediğimiz gibi imamlarımızdan bahsedeceğiz tabii ama geçen haftaki konumuzun da devamı olarak önce Erbayın'dan başlayalım. Erbayın'ın önemi nedir? Erbayın günü içerisinde bugün sebebiyle ziyarette bulunanlar, İmam Hüseyin'e ziyarete gidenler, İmam Hüseyin için gözyaşı dökenler, ağıtlar yakanlar, bu törenlerin, merasimlerin, bu eylemlerin anlamı, önemi nedir? Bu eylemleri gerçekleştirenlere faydası nedir, getirisi nedir? Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala ehli beytih. Esselamu ala el-Hüseyin ve ala Ali ibn el-Hüseyin ve ala evlad el-Hüseyin ve ala ashab el-Hüseyin ve ala Zubbar el-Hüseyin. Selam olsun Hüseyin'e, Ali oğlu Hüseyin'e, evladı Hüseyin'e ve Hüseyin dostlarına, Hüseyin zevvarına. Selam olsun. Ben özellikle Cem TV'nin bu programından dolayı Cem TV'ye teşekkür ediyorum. Siz değerli sunucu ve programcılarımıza teşekkür ediyorum gerçekten. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Faydalanılacak ve bu günümüzde mezhebimiz, dinimiz, özellikle İslam dini ve Ehl-i Beyt hakkında öğrenebileceğimiz büyük kanallardan birisidir. Ben zevkle izliyorum, özellikle alim arkadaşlarımızın sohbetlerinde istifade ediyorum ve gerçekten de güzel programdır. İnşallah bunun devamı gelir ve devamı geleceğine de inanıyoruz. Ve büyük başarıdır. Bir zamanlar hiç yok iken Ehl-i Beyt kanalı ve Ehl-i Beyt ile ilgili sohbetler, elhamdülillah kanallarımızda, özellikle Cem TV'de Ehl-i Beyt gündemi ve Ehl-i Beyt programı değerli canlarımıza, Alevi kardeşlerimize ve Şia kardeşlerimize hükmetmektedir, bilgilendirmektedir. Zevkle izliyoruz ve izlememiz de gerekiyor. Çok teşekkürler. Artık zaten programımızın adı da Gündem Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt'i gündem etmek istiyoruz ki İslam'ın Kur'an-ı Kerim'le beraber temel taşıdır. Ve bu anlamlı konuları konuşurken sizin gibi kıymetli alimleri programımıza misafir etmek de bizler için şeref. Evet, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben özellikle İmam Hüseyin'in şehadeti ve Peygamber sallallahu aleyhi'nin vefatı, İmam Rıza'nın şehadeti ve İmam Hasan-ı Muçtaba aleyhisselamın şehadetinden dolayı bütün Ehl-i Beyt dostlarına, canlara tesliyet arz ediyorum. Baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah bizleri hem bu dünyada hem mahşer gününde bunların şefaatine nail etsin inşallah. Ben konumuza girelim. Şimdi deminleri dediğiniz gibi Erbayın programı, Erbayın ziyareti. Erbayın, biz belki
Bunu hiçbir şeyde, hiçbir cenazede bunu kullanmıyoruz. Erbe'in belki basit, kullandığımız şeyler genelde 40. gündür bu özleşmiş. Ve eğer bir örneğin Ahmet vefat etmiş, Mehmet vefat etmiş, bunun Erbe'in günüdür dediğimiz zaman hiç de yapışmıyor yani, oluşmuyor. Evet. Ama İmam Hüseyin aleyhisselam'da bu özelleşmiştir, Erbe'in günü. Yani onun vefatının 40. günü İmam Hüseyin aleyhisselam'a. Yani hiçbir kimse de bu geçerli olmamaksızın Erbe'in bütün insanın büyüğünde, küçüğünde, hatta Almanında, Almanca konuşanında, Fransızca konuş, bütün dillerde konuşmada tek kelime Erbe'in denilmekte. Evet. Bu Erbe'in kelimesi kullanılmaktadır. Belki bir Almanca veya Fransızca'da, İngilizce'de bunu konuştuğunuz zaman filancının 40. günü denilebilir. Farklı bir cümleler kullanılabilir. Ama İmam Hüseyin aleyhisselamın 40. günü değil, İmam Hüseyin aleyhisselamın Erbe'ini denildiği zaman özelleşmiş ve İmam Hüseyin'in özellikle tanıtan ve tanımlayan bu şehitleri, Kerbela şehitlerini tanımlayan bir cümledir. Ve bunun çok büyük manası vardır. Yani 40. günden öteye tarihimizde, günümüzde çok büyük bir manası vardır. Önemi vardır, özelliği vardır. Çünkü bu özellik hiçbir edebiyatta kelimeler özelleşmemiştir. İlla mesela peygamberlerimizde, ehl-i beytlerimizde veya ayette özelleşmiştir. Kayıp olmayan bir unvan varsa o da bu Erbe'indedir. Mesela tarihçilerde belki zamanlı olmuş 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl böyle gitmiş, devam etmiş. Ondan sonra da yenileri çıktığı zaman bunlar ortadan kaybolmuş. İlla tarihte raflarda kalmıştır bu. Ama İmam Hüseyin aleyhisselamın Erbe'ini 1400 yıla yaklaşıktır. Aynı özelliğini, aynı güzelliğini korumuştur. Yazısı, hareketi ve sözleri aynı güzelliği ve özelliğini korumuştur. Bundan dolayı Erbe'in hakikaten bize çok şey ifade etmektedir. Erbe'in o 40. gün İmam Hüseyin ismini anan, İmam Hüseyin'in şehadetini, Kerbela şehitlerini ortaya getiren bu 40. günü bize hakikaten birçok şeyi anımsatmaktadır. Özellikle bu cümleyi kullandığımız zaman, ben şahsen kullandığım zaman huzur buluyorum. Yani gidemesem bile, o sene eğer gidemesem bile ki pandemiden dolayı 2-3 yıldır gidemiyoruz, gidemesem bile Erbe'ini kullandığım zaman kendimi oradaki gibi hissediyorum. Erbe'in Kerbela ziyaretiyle özleşmiştir. Yani burada doğru Erbe'ini tutuyoruz, bu bir anmadır. Aşura'yı da tutuyoruz, anmadır. Belki Aşura'da şeyde olsak, Kerbela'da olsak, İstanbul'da olsak, mevki yerimizde olsak aynı değişecek bir şey yoktur. Doğrudur Kerbela. Ama Erbe'in özellikle ziyaretle özdeşmiş. Evet, evet. Erbe'in özellikle orayla, yani o yürüyüşle, Beynel Hereme'yle ve o kalabalıkla özleşmiş bir noktaya. Yani bunu dünya, bugün teknoloji uzaydan bunu izliyor. 30 bin, 40 bin, milyon kişi bu yürüyüştedir. Yani düşün 90 kilometre insan başlangıçla Kerbela'ya girişi fulldür. Bunların hepsi Erbe'in cümlesi ve İmam Hüseyin hatırına yemesini, içmesini, suyunu, yatağını, her şeyini mevcut edir burada. Yani düşün, belki oradaki insanları toplasan bir yere, o hizmet eden insanları, belki diyelim ki bir 10 bin kişi olabilir. Ama 10 bin kişi o kadar cesur, yürekli, azimli, bu Erbe'ine fedakarlık ve saygılıdır. Erbe'in muhabbeti içerisindedir. 30 milyon insana yatağıyla, yemeğiyle, içmeğiyle hizmet etmektedir. Burayı biraz daha açalım hocam. Belki seyircilerimiz içerisinde bilmeyen de vardır. Erbe'in ziyareti nedir? Nereden nereye yürünülüyor? Kaç kişi yürüyor? Çünkü bu son birkaç yıldır, evet, dediğiniz gibi pandemi sebebiyle yine gidenler var ama doğal olarak pandemi koşulları sebebiyle o ziyaretler biraz askıya alınmak zorunda kalındı. Ama ondan önceki yıl, birkaç yıl öncesine kadar yani, gelenekleşmiş olarak her yıl, ama her yıl imamın 40'ında, yani Aşura günün 40. günü dediğimiz Erbe'inde 30 milyon, 20 milyon gibi bir sayıdan bahsediliyor, değil mi hocam? Biz bir defasında 30 milyon duydum ben. 30 milyon özellikle yani orada İran'la, resmi kaynakların açıkladığı, resmi kaynakların açıkladığıydı, evet. Mesela bir ara engel çıkardılar, dediler işte Irak'ta DAEŞ bilmem ne yapacak, ne yapacak. Megam Muazzem rehberi bunu ilan etti. Dedi ki herkes gitsin, DAEŞ hiçbir halt edemez diye fetva verdi, yani emir verdi.
İranlı, bütün dünyadan belki de birçok insanlar döküldü oraya. 30 milyon bir grup oluştu bu resmi kaynakların verdiği giriş ve çıkışlar. Nereden nereye yürüyorlar hocam? Şimdi Erbey'in burasını bitireyim, hemen tamam, buyurun, o yürüyüş şeyine buyurun, geçelim. Onları da detaylı sorayım. Evet, Erbey'in insana bir huzur veren bir aşktır. İnsan dünyada aşksız yaşamaz, yani mutlaka bir aşkı vardır. Belki dünyada farklı maddi aşk vardır, manevi aşklar vardır, insanlar geçici. Ama ben İmam Hüseyin'i kendime bir aşk biliyorum, gerçekten. Bütün Ehl-i Beyt'i aşk biliyorum ama İmam Hüseyin'deki olan sevgi ve aşk farklı bir şeydir. Huzur veriyor yani. Ben şimdi bugünden, Aşura'dan sonra hemen o Erbey'in gününün gelmesini, bir Erbey'inden sonra bir daha Erbey'in gününün gelmesini aşkla bekliyorum. Çünkü yürüyüşü bir farklıdır. Belki ben evde yürüdüğüm zaman 1-2 kilometre, 3 kilometre yürümem veya birileri yürümez. Ama o 90 kilometreyi, günlük 30 kilometre yürüyorsun. 30 kilometre çünkü bitmez farklı. Bir gün 30, bir gün 30, boyunca yürüyün. 3 gün boyunca bitireceksin ki noktaya varabilesin. 30 kilometreyi ayakların şişse de, susuz da kalsan, yürüyüş o insanların ayak sesleri insana huzur veriyor. Yani artık ulaşabileceğin son hedefe doğru gitmek için, hedef orasıdır gitmek için, hızlanıyorsun, yürüyorsun ve o aşka doğru kendini hızlandırıp çabuk gideyim, erişim şeyinde, hevesindesin. Necef'ten başlanır bu Necef'ten. Ki öncelikle Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ziyaretiyle başlar ki burada zevvarlar gider. Burada 2 gün veya 3 gün kalır. Ertesi günü gruplar farklıdır. Başlarlar, akşam başlayan var, öğleden sonra başlayan var. Başlarlar, o gün gün boyu dinlene yürürler. Dinlenirken eğer bir ihtiyacın varsa, herhangi bir ihtiyacın varsa, yeme, içme vesaire ihtiyaçlarını istediğin an bulabilirsin. Mevcuttur, vardır. Her grubun kendine göre bayrağı vardır. Onları kim karşılıyor hocam? Bu ihtiyaçları kim karşılıyor? Yanlarında mı götürüyorlar? Oranın hayır, zenginleri mi karşılıyor? Hayır, şimdi ben bir keresinde bir oturdum bir yerde çay içerken, abimle beraber çay içiyorduk. İmam Hüseyin'in ziyaretine giderken yani. Evet, Erbey'in ziyaretine giderken. Üç kardeş oturmuşlar, çay ikram ediyorlardı. Su, çay, ufak tefek helva falan ikram ediyorlardı. Dedim, siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Kaç senedir? Dedi ki, biz 10 yıla yaklaşıktır bunu dedi yapıyoruz. Nasıl dedim, peki ne kadar masrafınız çıkıyor? Dedi, üçümüzün de tır arabamız var, nakliyemiz var dedi, tırımız var. Biz dedi, yük götürdüğümüz zaman o yükümüzden her aldığımız paradan 100 dolarını ayırıp bir kenara bırakıyoruz. Diyor, şoförüm, yani araba da kendimin ama kazandığım belli bir imkanlarda evimi geçindiriyorum, kiramı veriyorum. Arabam masrafı de sene sonra belki. Ama evime ekmek götürmeden önce, yani evime daha gitmeden, o parayı alıp cebime koyduğum zaman ilk saymadan önce İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erbeyninde kullanacağım o parayı çıkartıp bir kenara koyuyorum dolar olarak. Diyor, biz üç kardeşte 10 yıldır aynısını yapıyoruz. Topluyoruz bir yere. Ne kadar, eğer biz 100 dolarsa 100 dolar, 500 ise 500, 5000. Ama diyor, İmam Hüseyin'e nezrettiğimiz o kadar fazla oluyor ki bazen o paramız artıyor, ertesi sene de onu veriyoruz. Yani artırıp onu saklıyoruz erteki seneye. Böylece biz 10 yıldır bunu getirip burada 3 kardeş veriyoruz. Çok büyük zengin de değiliz diyor, bir nakliyemiz var. Yani insanlar da çok para zenginliği orada önemli değil. Orada İnsanlar İmam Hüseyin'e belki 50 doları veya 50 TL'sini, 100 TL'sini feda edip orada eğer bir su alıp dağıtıyorsa o insanlara o kadar geliyor ki bir su burada, bir su orada, bir su orada bağlıyorsun binlerce su, milyonlara su yetiyor. Bu zenginlik işi değildir, bu gönül işidir, aşk işidir. Aşkla, fedakarlıkla yapılan bir olaydır. Herkes belki de inanıyorum ki o insanlar bizlere yatak verirken, bizlere yemek verirken kendisi açtır. Aman da bu yemeği bir iki kişiye daha verebileyim. Adam yemiyor, suyu içmiyor. Öyle yatağında ben insanı gördüm. Yatağından kalktı, bize çadır açtı. Yatağını bize verdi, biz yattık. Kalkıp yürüdükten sonra o kendisi orada yattı. Ne kadar ısrar ettik dedi ki yok ben burada size vermem gerek. Ben İmam Hüseyin için gelmişim dedi. Yani bu bir aşk olmasa insanlar bu kadar hizmet etmez yani. Mutlaka bir sevgidir. Zorlayan var mıdır? Yok. Para veren var mıdır? Yok. Tehdit eden var mıdır? Yok. İçeriden bir sevgidir.
Onun için dünyada tek bir sevgi, bir aşk varsa o da insanlarımızdır, Erbeyin'dir. Ben Erbeyin'de bir iki tane de birkaç yıldır gittim ve gidiyoruz da gitmeye de biz ehd ettim ben Erbeyin'de İmam Hüseyin Aleyhisselam'a. Ki inşallah ömrümüz olduğu sürece gideceğiz. Ben nice ayaktan yürüyebilmeyenler, yani yavaş yavaş yürüyüp, belki de evine birkaç dakikada gidebilmeyen, kalkıp da evinde çarşıya pazar ekmeğini almaya gidemeyen insanlar Erbeyin'e gideceğim dedi. İnanın 90 kilometreyi o çok iyi sağlam insanlarla beraber aşkla yürüdüğünü gördüm. Maşallah. Yürüdü yani, ben sorardım nasılsın, çok iyiyim. Peki ayakların, diyordu, hiç bilmiyorum, ayağım aklıma gelmiyor, rahatsız mıyım değil miyim? Ve bayan, özellikle bayanlarda daha çok fedakarlık vardır. Ağlıya ağlıya o 90 kilometre, o kalabalıkta, o yürüyüşte ve haremler, kortej geçişinde aşkla oradan geçtiğini gördüm. Ona baktım, kendime baktım. Dedim eğer o 90 kilometreye yürüdüyse ben bu gençliğimde, bu yaşımda ben 190'ı yürümeye İmam Hüseyin'e ahdim olmalıdır. Ve inşallah ömrümüzün olduğu sürece de bunu yürüyeceğiz inşallah. Yani insanlar gitmedikçe, Erbeyin'e gitmedikçe, ne kadar anlatırsak anlatalım, ne kadar televizyonlarla seyredelim, edelim, bu bir teşvik olur. Gitmedikçe o tadı, o lezzeti almak mümkün değildir. Belki bir insan birisine yemeği tarif eder. Der ki işte çok güzel, tatlıdır, bilmem nedir falan. Sadece kulakları duyar. Ama damağında hissetmesi lazım. Evet. Ama yemeği görüp yediği zaman hem gözüyle görüyor, hem damağı hissediyor, hem midesi doyuyor. Yani vücut ondan lezzet alıyor. Hem de o duyduk başka birilerine anlatmak için orada bir algılama oluşturuyor. Onun için Erbeyin'e, sen ziyaretine gitmediğin sürece Erbeyin doğrudur, anlatılanlar doğrudur. Ama Erbeyin'i algılamak, o aşkı yaşamak mümkün bambaşka değildir. Allah bir dahaki seneye Erbeyin'de de bize ziyaret etmeyi nasip etsin. Amin, inşallah. Amin inşallah. Ben müsaade ederseniz İmam Hüseyin Aleyhisselam, tabii, vaktimiz var mıdır? Var var vaktimiz var. İmam Hüseyin Aleyhisselam'la ilgili özellikle Ehl-i Beyt'le, yani bakın Kur'an-ı Kerim'de bizim rivayetlerimizde ve bizim tespitle, müfessirlerimizin tespitinde ki çok bariz bir şekilde Ehl-i Beyt'le ilgili yüzün üzerinde ayetin olduğunu nakletmektedirler. Ki ve bu da doğrudur. Yani belki İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in, Hazreti Ali'nin isimleri birer birer çekilmemiş ama ilahi tazimden dolayı çekmemiştir. Onların vasıfları orada geçmiştir. Çünkü bu böyle bir kuraldır, edebiyat kuralıdır. Bir insanı tarif etmek istersen o insanın ismiyle değil, onun yaptıklarıyla tarif eder. Anarsansa o kalplere daha iyi, Allah-u Tebareke ve Teala kalplere daha iyi yer edebilmesi için, kalplerde yerleşebilmesi için, insanların dikkatini çekebilmesi için ne yapıyor? Orada Hazreti Ali'den, Ehl-i Beyt'ten bahsetmektedir. Bu dikkati çeksin ve insanlar araştırsın burada ne var Ehl-i Beyt'e, Hazreti Ali'ye ve bu Ehl-i Beyt'in gerçeğine varmış olsunlar. Allah-u Tebareke ve Teala, bakın İmam Hüseyin, insana Allah-u Tebareke ve Teala kim olursa olsun, bugün Hazreti Musa'ya Rabbul Alemin lütf eyledi ve görev verdi. Lütfetti, buna lütuf derler. Vazife verdi. Seçti yani onu. Hazreti Peygamberimize hakeza, İsa'ya hakeza, Musa'ya, İbrahim'e hakeza. İlahi bir lütfetti, seçti. Rızk verdi yani onlara. Ve onlar da memnuniyetle bunu kabul ettiler. Hazreti İbrahim ateşe atıldı, kabul etti dedi. Allah vermişti. Çocuğunu kurban etmeyi kabul etti. Evet, İsmail'i kurban etmeyi kabul etti. Hazreti İsa'nın hakeza bir sürü çok iftiralarla, Hazreti Musa birçok zahmetlerle kabul ederekten bu işi yaptı, gerçekleştirdi. Peygamberimiz hakeza başına birçok şeyler atılmasına rağmen yine de bu ilahi lütfu sonuna kadar devam ettirdi. Hatta çok mesela Kadir-i Hum programında فَاِنْ لَمْ تَفْأَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ çok büyük bir tehlikeyi orada hissetmesine rağmen eğer yapmazsan senin peygamberliğin bütün vazifen sona erer ayetiyle Rabbul Alemin peygambere onu tebliğ etmesini dedi ki Allah onu korumuştur. Yani Rabbul Alemin bütün peygamberleri tebliğ etmeleri için korumuştur. Kimse hiçbir peygamberi şu ana kadar alt edebilmemiştir, ezebilmemiştir. İlla mücadelede zaman zaman belki aşağıya inmiş, yukarıya çıkmış ama mücadelesini devam ettirmiştir. Hakkıyla da istediği noktaya zamanla Allah sözünü tebliğ etmekten ama hiç geri kalmamıştır. Kalmamıştır tabii ki. Çünkü arkasında ilahi güç vardır. İlahi bunu vaat etmiştir.
Lesa Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman orada şu ayeti görmemiz. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ يُرْزَقُونَ noktasına gelmek istiyorum. Buyurur, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülen, yani mücadele eden, savaş eden, öldürülen kişilere ölü demeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ Belki diridirler. İnde Rabbihim. Sen hadi ki İmam Hüseyin Yezid de Muaviye kalksın, Yezid desin ki ve birçok saltanatlar desin ki İmam Hüseyin işte şunu yaptı, bunu yaptı, örtbas etmeye çalışsınlar. İnde Rabbihim. Allah'ın yanında eğer bir mücadelesi varsa, Allah'ın ona destek verdiği varsa, hükmü orada iradesi varsa onu hiç kimse alt edebilmez. Ve la tegul lemen yoktel fi sabil. Allah yolunda mücadele edenlere ölü demeyin. İnde rabbihim envatun bel ehyaun inde rabbihim yurzekun. Allah'ın yanında belki yurzekun, Allah onlara bir rızık vermiştir. Allah İmam Hüseyin Aleyhisselam'a bir rızık vermiştir gerçekten. Yani Allah'ın insana, Allah'ın bana rızık ver, rızık ver dedi, diyor ya. Belki de diyoruz ki Allah'ım bize bir ekmek ver, belki bir su ver. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam'a ilahinin verdiği rızık farklıdır. Bir sınav aslında. Sınav ve Allah yolunda şehit olma, Allah yolunda şehit verme rızkıdır. Böyle bir rızk. Aslında peygamberleri saydığınızda biraz gözümün önüne geldi de, yani haddim olmayarak mukayese etmeye çalıştım kafamda. İmam Hüseyin'in sınavı, bütün peygamberler büyük bir sınavdan geçmiş ama İmam Hüseyin'in sınavı bambaşka bir sınav gibi. Yani Hazreti İbrahim oğlunu kurban edecekti ama İmam Hüseyin oğlunu kurban etti. Diğerleri canını ortaya koydu, İmam Hüseyin canını feda etti. İmam Hüseyin görmediği bir musibet sanki kalmadı. Onun sınavı herhalde en büyük sınavdı, öyle değil mi hocam? Tarihe baktığımız zaman evet, rivayetlerimiz, tarihlerimiz, yani İmam Hüseyin hatta peygamber kucağına aldığı zaman ağladı. Onun çünkü musibetlerini Rabbül Alemin ona beyan etmişti. O günden evet, peygamber biliyordu. Ağlamış, Ali Fatime ağlamış ve ondan sonra İmam Hüseyin'den sonraki imamlarımız da hatta Allah zuhurunu tez etsin İmam-ı Zemane Celallahu Teala Ferecehu Şerif de bu hususta ağlamıştır. Yani Aşura ve Erbeğin geldiği zaman gözyaşı döker, ağlar rivayetlerimizde vardır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tabii musibeti 124 bin peygamberin musibetlerini bir yere toplasan bir tek Ali Eskeri kucağında verme musibetine bedel olmaz. Ali Eskeri, bir gördü ki Ebu'l-Fezl-i Ebbas'ı, kaldı ki Ali Ekber'i, Zeynep'in feryatları, o çocukların susuzlukları, bunların hepsini İmam Hüseyin Aleyhisselam fedakarlık etmişti. Musibeti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın büyük olmuştu. En sonunda da belki o çocuklarını Ali Ekber'i gönderdi, gitti şehit oldu. Gitti sonra getirdi onu. Veya gitti yetişti son şehadet anında. Hakeza, kardeşi Ebu'l-Fezl-i Ebbas da hakeza. Diğer şehitler de hakeza, Kasım da hakeza. Ama bir şehadet var ki unutulmayan, tarih onu unutmaz ve hakikaten o yazarlar derler ki İmam Hüseyin Aleyhisselam şehadetinde bizler de baktık, ağladık, belki of of keşke olmasaydı dedik. Ama belki gözyaşı dökmedik fakat bir şeyde hepimiz ağladık. Herkesin ağladı, ah çekip içten feryat ettiğimizi gördük. Yani iradesiz bu içimizden bir ağlama gözyaşı çıktı. Neydi? İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kucağında Ali Esker oklandığı zaman hepimiz ağladık. Hatta rivayetlerimizde var, belki duymuşsunuz bunu, Muhtar-ı Segafi, Allah ruhunu şad etsin, Hermele'yi öldürmek istediği zaman dedi Hermele, sana bir şey soracağım. Kerbela'da İmam Hüseyin kucağında Ali Esker'ini oklarken neler hissettin dedi. Dedi ben affet öyle söyleyeyim. Dedi söylesen de öldüreceğim, söylemesen de. Dedi o zaman söyleyeyim. İçimde bir derttir. Hermele diyor. Nedir diyor? Diyor ki ben İmam Hüseyin'in kucağında Ali Eskeri o üç başlı okladığım zaman, boğazını okladığım zaman ki İmam Hüseyin Aleyhisselam kucağında bir baktı ki oğlunun öyle boğazı oklanmıştı. Döndü diyor, abasını, cübbesini yüzüne çekti. Kendiyle oğlunun arasına bir vasıta koydu, çekti. O zaman diyor, içime bir yangın düştü. Kişiliğimden utandım diyor.
Neyi? Dedim ki ben bir babayı küçük evlat önünde mahcup ettim. Bir babanın gururu, yani mahcup ettim ben İmam Hüseyin'i Ali Yesker'in önünde. Çünkü getirmişti Ali Yesker'e su vermeye. Bari buna su verin. 6 aylık bir çocuk terbiye olsun. Bunun ne suçu var? Evet. En azından buna diyor, su verin. Diyor ben buna çok üzüldüm. Belki birçoğunu katlettim, öldüm, savaşlara girdim. Belki Ali Ekber'in, belki Ebu'l-Fezl'in, bunların hepsine katıldım savaşlarına. Ama hiçbirine Ali Yesker'i, boğazını, İmam Hüseyin'in, özellikle o durumdaki ben İmam Hüseyin abayı cübbesini gözünün önüne çekip ah yavrum dediği zaman ona çok üzülmüştüm ve içim parçalandı. Hiçbir musibeti İmam Hüseyin aleyhisselamın, hiçbir peygamberin, zaman zaman hepsi çekmiştir, bir Ali Yesker'i kucağında verdiği gibi değildir. Hazreti İbrahim İsmail'i Mina'da kurban kesecekti. Rabbul Alemin onu kabul etti, koç kurbanı gönderdi. İmam Hüseyin aleyhisselam demek ki Mekke'de kurban kesecekti. Ziyarete gitmişti zaten, oradan değişti, hicretini etti. Orada değiştirdi, oradan döndü, Kerbela'ya doğru hareket etti. Mekke'de keseceği kurbanı... Keseceği Mina'da kurbanı kesemedi. Ve rivayet ederler, derler ki tarihte sahih rivayetlerimiz var. İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Zeynep özellikle onun rivayetlerimiz var. Getirip defnettiği zaman dualarında, sözlerinde dedi Allah'ım bana Mekke'de kurban kesmeyi nasip etmedin. Şimdi Medine'de, Mekke'de, Mina'da ama benim kurbanımı demek ki burada Kerbela'da kabul etmeyi kabul ettin. Burada kabul ettin. Ve ben burada bu kurbanımı sana, İmam Hüseyin aleyhisselam diyor Ali Esker'i koydu kucağından yere, kıbleye doğru döndü dua etti. Allah'ım benim bu 6 aylık kurbanımı kabul et diye. Benim minam burası oldu dedi. Hatta rivayetlerimize baktığımız zaman neden Aşura günü bu savaş oldu? Aşura'nın bir gününün de bir manası vardır. Bir özelliği vardır. Muharrem'in 10. günü. Muharrem'in 10. günü. Neden birinci günü olmadı bu savaş? Şehadet birinci günü, ikinci günü, sekizinci günü, dokuzuncu günü niye olmadı? Onuncu gün niye oldu? Burada bir hikmet anlatıyorlar. Diyorlar ki çünkü Ali Esker 6 aylığı doldurmuş, 7. ayından bir gün almıştı. Çünkü 6 aylık kurban gerek 7. günün ne aylığından bir gün alması lazım. Aşura günü 7. ayına ilk ayağını basmıştı. Ve bu kurbanını İmam Hüseyin koydu yere. Allah'ım benim bu 6 aylık, yani doldurmuş olan 6 aylık kurbanımı, yavrumu kabul ettin benden, kabul et ya Rabbim dedi. Ve ondan sonra zaten defne. Şimdi noktamız bura. İnde Rabbihim yurzekun. Allah-u Tebareke ve Teala İmam Hüseyin aleyhisselama rızk verdi. Herkes hayatta yaşayabilir. Ama döner der ki, dua eder ki Allah'ım bize bana rızk ver, rızk ver, evlat rızkı ver, yemek rızkı ver, bahçe rızkı ver, her türlü rızkı ister. Ama şehadet rızkını istemeyiz biz. Demeyiz ki Allah'ım bize ölüm ver, şehadet ver, bu rızkı bana ver, sağlık ver deriz. Ama İmam Hüseyin aleyhisselam, Allah'ım bana en güzel rızk, senin beğendiğin rızk neyse onu bana ver dedi. İmam Hüseyin aleyhisselam belki de isteseydi, hatta Yezid Muaviye, İmam Hasan İmam Hüseyin'e, birçok saltanat, birçok para, pul, gümüş, altın teklif etti. Hayır, kesinlikle. İsteseydi belki zengin de olurdu. Gününü gün ederdi, çok güzel geçinirdi. Belki sonuçta bir peygamber silsilesinin evladıydı. İsteseydi her türlü her şey elinde olabilirdi. Ama kesinlikle ona öyle bakmadı. Ali el-Murteza bakmadığı gibi o da bakmadı. Ne yaptı? Her şeyi elinin. Ama ilahi bana öyle bir rızk versen istediğim bir rızk olsun. O rızk neydi? Kerbela'da şehadet rızkıydı. Bugün din eğer ayaktaysa, bugün eğer İslam dini, Kur'an bu kitabımız ayaktaysa, bugün La İlahe İllallah'ımız ayaktaysa, bugün eğer İslam bayrağı ayaktaysa, bütün dünyada İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadetidir. Bugün belki diyeceğiz ki Şialar bunu biliyor. Hayır, gün gelecektir bütün sünni alemi de, hatta gayrimüslim alemi de bile bunu görecektir. Ben bir hocam önemli bir noktaya belli ki gireceksiniz, açıklamalar yapacaksınız. Yok, çok kısa ama çıkması ve öz, yani onu alalım, bunu bağlam olarak. Onu alalım, sonra reklam evet, arasına hemen gidelim. Hemen bağlamdır buyurun. Yani bunu. Ben geçen seneydi galiba bir gazetede gördüm. İsviçre'den veya İsviçre'den
Yok pardon, Kanada'dan bir arabanın arkasından bir Türk Müslümanımız, çalışanımız oradan onu çekip atmıştı. Arkasındaki yazı belediyenin otobüslerine yapıştırdığı bir yazıydı. Reklam yazısıydı. Yazmıştı ki hak ve ahlak için, halk ve ahlak için canını veren dünyada tek kişi varmış, o da İmam Hüseyin ismindeymiş. Kanada'da? Kanada'da bu yazıyı otobüse belediye yazıp arkasına asmıştı. Muharrem ayı içerisinde. Geçen sene galiba ben bunu gördüm, atmıştılar bana. Kanada'da eğer bu dediğiniz varsa, bu oluyorsa, biz Türkiye'den, İstanbul'dan, tabii ki dünyanın en büyük aşura organizasyonunu yapıyoruz ama daha da demek ki büyüğünü yapmalıyız. Öyle bir duyurmalıyız ki İmam Hüseyin'in sesini, bütün dünya öğrenmeyen kalmasın İmam Hüseyin'in bir gün gelecektir. Haklı davasını. Yani bunu tek Şia mektebi mezhebinde olan insanlar değil, bütün Hristiyan alemi de anlayacaktır. Bu insanlar hangi nur ve hangi gücün sebebini ayakta durmaktadır? Allah'ın vermiş olduğu bir rızk, o da İmam Hüseyin, peygamber silsilesi, bu insanlara dua etmiş ve verdiği o rızkı bunlara bağışlamıştır. Çok teşekkürler hocam. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından yine kıymetli seyyidimiz hocamızla beraber sohbetimize devam edeceğiz. Evet değerli canlar, reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Değerli seyyidimiz hocamızla beraber programımıza, sohbetimize devam ediyoruz. Kıymetli misafirimiz Mir Haşim Erdoğan hocamızla beraberiz. Ki Erbayin'den bahsetti hocamız bize. İmam Hüseyin'i tanıtıyordunuz. Kur'an'dan, ayetlerden, hadislerden. Eğer devam edecekseniz İmam Hüseyin'i bize tanıtmaya, onu dinleyelim. Ardından Hazreti Peygamberimizle ilgili, İmam Hasan'la ilgili, İmam Rıza ile ilgili yine sorularımız olacak hocam. Evet, yine bu bölümümüze de Bismillah'la başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, o kelimeyi, ayeti geçtik. Ben ikinci yine Ehl-i Beyt'e özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın noktasında Allah'ın verdiği bir rızka biz istemekteyiz. Evet. Onu anlatmaya çalışayım. Allah hidayet etmesi kulun hidayet etmesinden farklıdır. Allah bir var ki hidayet eder, yol gösterir, mantıkla yol gösterir, kanun koyar. Bir de var ki getirir, tutar elinden getirir, koyar. O noktaya der ki işte seni hidayet ettim bu noktada. Allah'ın hidayet elinden tutup getirdiği, yani buraya koyduğu noktasından şaşmak mümkün değildi ki bu peygamberlerdir. Peygamberler özellikle Allah'ın o noktaya koyduğu, tayin ettiği şeylerdir ki şaşmaları mümkün değildir ki olmamıştır da. Masumdurlar çünkü Allah tarafından hata yapmaları konusunda korunuyorlar, hata yapmazlar. Evet, işte bu hidayetullah derler buna. Bir de var ki kula da yol göstermiştir. Kulun da hidayeti yol göstermiştir. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı da biz bu noktada diyebiliriz ki Allah-u Tebareke ve Teala İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı hidayet noktasında bu noktaya getirip koyuptu insanlar. Şimdi biz diyoruz ki İlahi bizi doğru yola hidayet et. Senin koyduğun bir yol var, yol ve yöntem var ki bu maddi ve manevi diyelim her ikisinde de. Maddi ve manevi, özellikle manevi, uhrevi ve dünyevi noktasında bize kılavuz ve örnek olacaktır. Bizi bu noktaya hidayet et. Bizi bu noktaya yol göster gidelim. Nedir bu? Diyoruz ki, اِهْدِنَ السَّرَاتَ الْمُسْتَقِمِ سِرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Önemli nokta burası. Önlerin, öyle onların yoluna ki sen nimet vermişsin. Nimet verdiklerinin yoluna bizi evet, hidayet et. Sen nimet vermişsin. İlahi kimlere nimet vermiştir? Kimlere nimet ilahi vermiştir? Yani gelip bunu biz arayalım. Peygamber, doğru. Peygamberin en yakını, biz yakınlarından gidelim. Böyle bir önce diyelim ki Allah'ım beni önce hidayet et peygambere. Eğer peygamberden estağfurullah hidayetimi almazsam hidayet Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali'den almazsam hidayet İmam Hasan'a. Bunlardan alamazsam beni hidayet et Ahmet'e, Mehmet'e vesaireye. Biz önce Allah'ım sen nimet verdiğin onların yoluna, kişilerin yoluna bizi hidayet et. Buradaki nimetten kasıt da manevi anlamda tabii. Ekmek, sudan bahsettin herhalde. Yok, bunlar ekmek, su değil tabii ki. Hidayet ettin mi zaten ekmek suyunu da bulacaksın. Ekmek suyun bulmak çok basittir yani zor bir iş değildir. Mantığın var, çalışmadır. Kendi helalini, haramını bildiğin zaman Allah... Yani burada Allah'a yakın olmaktan, Allah'a kulluk noktasında ileride olmaktan bahsediyor. Evet. Bu yüzden peki. Allah herkesin rızkını aç kalsa bile rızkını veriyor. Bütün canlıların rızkını. Hiç git canlıları dinle.
belki onların frekansından eğer anlayabilsen, dinle hiçbirisi acı değildir. Hiçbirisi acından ölmemiştir. Herkesin rızkını Allah ona kadar vermiş. Eğer o karıncanın, o hayvanın eğer rızkını Allah vermişse, senin de yeme içmeni vermiştir. Orada, o noktada zaten vermiştir, sorun yoktur. Herkesin ama, inananın da, inanmayanın da, herkesin vermiştir. Ama gelince manevi olarak nedir? İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı da Allah-u Tebareke ve Teala nimet verdiği, deminleri rızk vardı, bir de nimet verdiğiydi. Her ikisini de ben İmam Hüseyin Aleyhisselam'da bulabiliyorum yani. Allah'ım sen beni hidayet et, en emte aleyhim, onlara, onla demiyor. Yani bir kişiye kastetmiyor, onlara, peygamberler, onun ve imamlarımızı diyebiliriz yani. Bu da bu işarettir imamlarımıza. Onların ki sen nimet vermişsin. Ne nimet vermiştir? Bakın biz masumluğunu koyalım bir kenara. Masumluk diyelim bir kenara. Nimet, bir ailenin olmak bile bir çok nimettir. Peygamberin evladı olmak, kucağında büyümek bile bir nimettir. Bazen bizim çocuklarımıza biz seyit olma hasebiyle diyor, ne mutlu size bu seyit ocağında. Peygamber evladısın, masum değilim. Ama peygamber soyunu taşıyor, peygamber evladıyım. Ne mutlu size. Şimdi bakın, ne mutlu İmam Hüseyin'e, peygamberin evladı ve kucağında büyümüş. Ne mutlu size Fatime'nin, İmam Hüseyin'e, Fatime'nin ve Hazreti Ali'nin evladıdır. Ne mutlu bu evlada. Yani ben durup da Allah'ım beni Mehmet'e hidayet et diyeceğime en yakını nedir? İsmiyle diyebilirim. Allah'ım sen beni nimet verdiğin ki evladı peygamberdi İmam Hüseyin'i, ben mi o yola hidayet diyebilirim? Bunu diyebilirim. Onu bulmak çok önemli. Şimdi en emte aleyhimi, yerzuguhumu gelin oturup bulalım. Öyle bir şey değil, bıçakla kazıtlıya bulalım. Mantığımızla bulalım, görkemimizle bulalım, ilmimizle bulalım, yaptıklarımızla bulalım, insanlarla olan ilişkilerimizle bulalım, sevgi ve saygılarımızla bulalım. Bize ne verebilecek, ne var ki? Bizim niye oraya ben her gün günde 5 defa en emte aleyhim, en emte aleyhimi diyem? Hele bırak o bir ayeti, yerinde Rabbihim yorzakun, belki Kur'an okuduğumuz ama günde 5 kere ne diyorum? En emte aleyhim. Beni oraya hidayet ki bunlara nimet vermişsin. Bir gün aklımıza gelsin, Allah'ım hangi nimettir ya, ben bir bunu bulayım, bir aklımı getireyim buraya. Hangi nimettir? Ben bunu bulabiliyorum ki peygamber ve onun evlatlarıdır. Birinci derecede. Bunun, ben bu birinci derece bunu görüyorum. Bundan ötesine gitmemiz mümkün değil, yoksa yolumuzdan saparak. Ki peygamberimiz de buna istinaden bitiriyorum. Buna istinaden inni tarikum fikum sagalein kitabellah ve itrete ehli beyti. Ben sizin aranızda iki tane büyük emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabıdır, diğeri de benim ehli beytimdir. Ne güzel sözdür. Yani ayetleri de arayın, benim ehli beytimi bulun. Ehli beytimi budur ki bunlarla, bu ayetlerle özleşe, bunlarla standartlaşa ve bunlarla aynı aranan özellikleri bulmuş olur. Biz o yüzden de programımızın sonlarında çoğu zaman diyoruz ki Allah bizleri, sizleri Kur'an'dan ve Ehl-i Beyt'ten ayırmasın. Ki o peygamberimizin, sizin buyurduğunuz gibi, evet, peygamberimizin aslında bize uyarısıdır. Ne yapın, ne edin? Bir Kur'an'dan, bir de Ehl-i Beyt'ten ayırmayın. Bu iki ipe sımsıkı sarılırsak doğru yoldan şaşmayız. Öyle, evet, değil mi hocam? Ve etesimu bihablillah cemiyen ve la teferregu. Ki bunlarla beraber bir ipe sarılın ki bunlar Ehl-i Beyt'tir. Bu ip de budur. Allah'ın bir ip köyden sallamamıştır. İp budur, bir peygamber ve onun evlat. Ben son, buyurun, bir dakikalık daha burasını bitireyim. Rivayetlerimiz de vardır. Müminlerin alametleri nelerdir? Biz müminlerin alametlerini bilmemiz lazım. Yani zahirde, batinde ben seni bilmiyorum. Senin ne imanın var. Ama zahire bir şöyle bir bakalım. Diyelim ki bu 30 milyon insan Erbeğin'e gittiği zaman bunların vasıfları, yerleri ne? Yani hangi çerçeveye oturtabilirim? Niye buraya gitmişler? Neyi kastetmiş gitmiş? Ve ben nasıl değerlendiririm? Buna ne isim koyayım bu insana? İmam Hüseyin'in ziyaret, Erbeğin'de ziyaretidir. Müminin. Yani oraya gitmek, o 90 kilometreye yürümek veya Erbeğin'de İmam Hüseyin ziyaretine gitmek imanın işaretleridir, özellikleridir yani. Hayatta ne olursa olsun, benim bütün canlara, bütün Ehl-i Beyt dostlarına, bütün Ehl-i Beyt sevenlerine tavsiyem budur. Bu dünyadan göç etmeden önce bir kere de olsa özellikle Erbeğin ziyaretini gerçekleştirin. Yani kıyamet gününde Allah-u Tebareke ve Teala
Sorarsan ne yaptıysan tek kelimeyle desen ki ilahi ben Erbeğin ziyaretine gittim. Senin arkandaki bütün yaptıkların onunla belli olmuş olacaktır. Perden açılmış olacaktır. Erbeğin ziyaretine gittiğim dediği zaman. Ki bu da mutlaktır, %100 şüphe yoktur. Ama bir de Nesrettin Hoca misali ya tutarsa ya sorarsa ilahi o zaman giden kazanacaktır. Evet. Allah gitmeyi nasip etsin. Üçüncüsü ve tahtım ve sağ eline diyor yüzüğü takmak. Bu da müminin işaretleri, zahiri alametlerinden birisidir. Dördüncüsü ve tefirul cenen ve anlını toprağa koyup ibadet etmektir. İbadet ederken anlını toprağa koymaktır. Ve yüksek sesle Bismillahirrahmanirrahim demektir. Müminin bu beş tane alameti ki ben özellikle o noktasını arz etmek istedim. Ziyaret-i Erbe'in İmam Hüseyin evet. Aleyhisselam'ın ziyareti. Yani Allah'a olan ibadet, Allah'a olan ibadetin bizdeki işaretleri, şekilleri bunlarla beraber Allah imamlarımızdan gelen bir hadis değil mi bu? Evet. Bunlarla beraber İmam Hüseyin'in ziyareti sayılmış. Bu ne kadar önemli bir ziyaret olduğunu aslında gösteriyor. Yani bu heblullah'tır. Ve tesimu bi heblullah dediğinde o Allah'a olan sevgidir. Erbeğin bir ve tesimu ve heblillah. Allah'ın heblidir orada 30 milyon veya gönlü orada olanlar. Allah seneye inşallah pandemi koşulları da ortadan kalkar veya olabildiğince rahatlar da inşallah seneye seyircilerimizden de bizlerle de beraber o 30 milyonun içerisinde olmayı bizlere nasip etsin diyelim. İmam Hüseyin'in ziyaretinde olmayı bizlere nasip etsin diyelim. Peygamberimizden de yine hadisler söylediniz. Biz de peygamberimizle ilgili sizlerden soracaklarımız var hocam. Peygamberimizi kendi torunundan dinleyelim. Evet. Tabii sefer ayı içerisindeyiz. Hazreti Peygamberimizin şehadet günlerindeyiz. Aynı zamanda İmam Rıza Aleyhisselam'ın 8. imamımız. Aynı zamanda İmam Hasan Aleyhisselam'ın 2. imamımız. Ve bu imamlarımızın aslında 3'ünü de söyleyeyim. 2 imamımızı da söyleyeyim. Peygamberimizi de söyleyeyim. Bunların hakkında sizlerden bilgi isteyelim, şehadetleri hakkında sizlerden bilgi isteyelim. Onların da mübarek isimleriyle kalplerimiz nurlansın evet, hocam. Evet, Sefer ayının 20'sinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat, bazı kitaplarımız şehadet diyor. Çünkü Peygamberimizin şehadetle ilgili çok tarihi bir deliller yoktur. Ha, iddia edenler vardır. Farklı bir görüş var ama değil mi? Şehadet diyenler de var, evet. Vefat diyenler de evet. Var. Mesela 4 yıl önce bir Yahudi bayan tarafından zehirlendiğini yazıyorlar ama o zehir 4 yıl sürmez veya sürdü, şehit etti, oldu derler falan. Ha, ben bugün Peygamberimizin şehadet şehit edilmediğini sözünü kabul etmeyenler. Neden kabul etmez? Çünkü Peygamberimize bir cesaret olur. Yani kimsenin gücü yetmezdi Peygamberimize. Belki kavga ettiler, belki savaş oldu, yaralandı, bu yaraları aldı ama kimsenin hakkı değildi Peygamberimize gelsin, öyle kılıçla başını kessin veya vursun veya işte kolunu kessin vesaire. Bunu cesaret öyle edemedi. Öyle bir şey de zaten tarihte nakledilmemiş. Zaman zaman savaşlarda oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı zamanda vefatı diyelim, şehadeti diyelim, yani hangisini kabul ediyorlarsa vefatı diyelim. İslam alemini, insanlığı tabii ki hüzne boğmuştur sefer ayı içerisinde. Biz bundan dolayı, biz her ne kadar Muharrem ayında Aşura Kerbela şehadetinden sonra, vakasından sonra 40 gün yas tutuyorsak, bu sefer ayını da biz Muharrem ayının içerisine dahil etmişiz. Neden? Çünkü hem 40 gün, 40. gün sefer ayı içerisindedir, hem de Hazreti Peygamber sallallahu ve sellem'e aleyhine yas tutuyoruz. Vefatı bu ayın içerisindedir. Bundan dolayı biz bu vefatın, azanın, hüznün tutulmasını İmam Hüseyin'le ve Peygamber arasında fark koymuyoruz. Bu İmam Hüseyin'di, bu Peygamber'di, buna yapalım, buna yapmayalım öyle bir iddiamız yoktur. Tabii ki ikisinin de hürmeti, saygısı da Peygamberimizin daha fazladır tabii ki onun bu dedesidir, onun evladıdır. Ve Allah'ın peygamberidir. Tamam. Allah'ın peygamberidir. Bundan dolayı sefer ayını da biz 2 ay matem ayı olarak ilan etmişiz. İslam ilan etmiştir. Bu ayda hüzünlü olmak, gözyaşını dökmek, bu ayda ağlamak, ihsan vermek hem peygamber ve hem Kerbela şehitleri hürmetine olması gerekir. Ama tabii ki Hazreti Peygamber de bir canlıydı.
bir insan idi. Allahu Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde de buyuruyor, ya Resulallah, sen de canını teslim edeceksin. Sen de vefat edeceksin. Sonuçta hakka döneceksin. Ki bu dünyada yaşıyorsun. Görevin bittikten sonra ki Peygamberimiz de hakeza canını canana teslim etti. Ama tabii ki Azrail acaba bizim canımızı aldığı gibi Peygamberimizin canını da aynı mı aldı? Değil tabii ki. Birçok rivayetlerimiz vardır. Hazreti Peygamber sallallahu vesselam aleyhin Azrail canını kabzetmeye geldiği zaman kapıyı çalıyor. Hazreti Fatimetü Zehra aleyha selam çıkıyor. Kapıyı kapat, soruyor peygamberi, diyor, bakıyor ki bir nurani bir kişidir geldi. Peygamberi soruyor, o anda hastadır, içeriye almıyor. İkinci defa kapıyı çalıyor, yine açıyor Hazreti Fatıma. Tabii kapı arkasından sesleniyor. Ben diyor peygamberi görmek istiyorum. Zahiren üçüncüsünde peygamber içeriye Fatıma döndüğü zaman diyor ki kapıyı aç gelsin. Kapıyı aç gelsin. Burada kapıyı aç gelsin dediği zaman derler ki Azrail'in geldiğini, can almaya, canını almaya geldiğini Peygamberimiz demedi. Sadece aç gelsin dedi. Burak gelsin, gel. Çünkü Fatimetü Zehra üzülmesin. Hazreti Fatıma üzülmesin diye. Orada Azrail'i o anda Peygamberimizin geldiğini söylemedi. Tabii ki birçok rivayetlerimiz vardır özellikle Hazreti Ali'den, Hazreti Fatıma'dan, aleyhümselam'dan. Peygamber can teslim ettiği zaman melekler etrafındaydı. Azrail hürmetle canını almıştır. İlahi nasıl emretmişse öyle incitmeden. Tabii ki can bir peygamber için de can teslim etmek tabii ki zordu. Sonuçta Allah'ın koymuş olduğu bir kurala. Ama iyi mümin olan kişilerin, Kur'an literatüründe de vardır, rivayetlerimizde de vardır. Mümin olan bir kişinin, özellikle ilahinin lütfettiği, rızk verdiği bir kişinin canını alışıyla, can teslim edişiyle normal bir insanın bir değildir. Tabii ki belki de biz can teslim ederken biraz sıkıntı çekip o anda acaba feryat ediyoruz, sesimizi kimse duymuyor, duymayacaktır veya duyaramıyoruz. Hazreti Peygamber o feryadı, o işkenceyi, o zecri tabii ki çekmedi. Allahu Tebareke ve Teala onun ruhunu öyle kabz etmesini emretti ki belki de hiç fark etmedi. Bir baktı ki cennettedir, ki bu mutlaktır. Allah bizler onların şefaatine nail etsin inşallah. Hazreti Peygamber bir örnek insanıydı. Allahu Tebareke ve Teala bizleri meb'us etti. Yani Kur'an'da birçok ayetinde وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهُ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Hazreti Peygamber'de güzel örnekler vardır. Ders alacağınız örnekler vardır. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni bu her iki aleme rahmet olarak gönderdik. Rahmeti bu dünyada insanların yaşayabilmesi için, o bir dünyada yaşayıp buradan götürdükleri emelleriyle Allah'ın huzuruna sevapla, gururla, onurla çıkabilmeleri için peygamberden örnek almaları, hem yaşamlarında, hem siyasi yaşamlarında, hem bireysel yaşamlarında, hem ahlaki yaşamlarda, hem ibadi yaşamlarda, hem ailevi yaşamlarda, hepsinde bir örnek koydu. Toplumsal yaşamlarda, toplumla yönetim yaşamlarında, hepsinde bize örnek koydu ve rahmet koydu ilahi. Biz de ondan örnek alalım. Örnek alacağımız birçok ahlakı var idi bugün dünyada değerlendirebileceğimiz. Çok ahlakı vardı Hazreti Peygamber'in. Tabii ki Peygamber'in dünyadan göçüşü de bizleri üzdü. Dünyayı üzüne boğdu. Ama Allahu Tebareke ve Teala hüccetini tamamladı, vefat etti Peygamberimiz. Ben yani de tam olarak bununla kalmadı. İlgili bir şey soracaktım. Hazreti Peygamberimiz Hatemün Nebi, peygamberlerin sonuncusu ve aynı zamanda son din olan İslam dinini, kamil din olan İslam dinini insanlığa getirdi. Onu hem yaşamıyla, hem sözleriyle, hem Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle insanlara tanıttı, öğretti. Daha sonra Hakk'a irtihal etti. Burada Allah'ın insanlara bir şekilde, Allah insanlara vahiy yoluyla, bir aracı yoluyla insanlara doğruyu gösterir, hidayet eder, onları yanlıştan alıkoyar. Doğruyla yanlışı ayırt etmenin imkanını verirdi insanlara Allah. Bu kapanmış mı oldu? Hayır. Hayır. Peygamberin Hakk'a irtihaliyle beraber artık kendi başına mı kaldı insanlar? Öyle hayır, sorayım. Hayır. Kesinlikle ilahi Kur'an'ı zaten dünyanın sonuna kadar bir delil, bir kitap ve Peygamber bütün hücceti tamamladı. Ve liza bu hadisi sagaleyinde ben sizin aranızda iki büyük emanet bırakıyorum.
bunlara in temessektum bihema, eğer bu ikisine tevessül ederseniz, temessük ederseniz zelil olmazsınız asla. Yani kapanmadı. Kapansaydı tabii ki insanlar zelil olurdu. Yani ilahinin bize hakimiyetinin anlamı kalmazdı o zaman. O dönem peygamber bitti ilahi. Bundan sonra günah işliyorsaksa tamam doğrudur. Oysa ki değil. Kur'an'ı anlayabileceğimiz kadar bize izahını bıraktı. Kur'an'ı biz günümüzde anlayabilecek kadar müfessirler, müçtehitler, alimler ve İmam Mehdi Celallahu Teala Ferecahü Şerif'i bıraktı. İmamlar. Yani peygamberimiz. Tabii imamlar. Yani canlı olarak sözleriyle, yaşamıyla insanlara örnek olacak şekilde nasıl peygamberimiz döneminde hem peygamberimizin kendisi vardı hem de Kur'an'ın ayetleri vardı. Allah'ın gönderdiği ayetler vardı. İnsanlar Kur'an'ı çarptıramıyordu. Eğer çarptıracak olsalardı canlı Kur'an vardı Hazreti Peygamberimiz. Evet. Peygamberimizin vefatından sonra yani peygamberimizin yerini kimler doldurmuş oldu o zaman? Yaşamıyla, sözleriyle örnek olacak olan Ehl-i Beyt ve 12 o sözlerinden imam. Arayıp bulacak olursak ise Ehl-i Beyt'i zaten bariz bir şekilde buyurmuştur. İnni tarikum fikum sagaleyn, iki tane ağır emanet bırakıyorum. Ağır ama o kadar ağır ki bunu taşıdığınız sürece kariyerli, ahlaklı, değerli, Allah'ın yanında sevimli, toplumun yanında sevimli, imanlı, özverili, güç, kendi güvenli her şeyi bunu bulabilirsin. İn temessektum bihima lem tezillu ebeda. Bu ağır emanetlere sahip çıkıp bunlara temessük bir var ki tamam bu Ehl-i Beyt, bu da Kur'an koyup da öyle tahçada, terekte tam Ehl-i Beyt'i de seviyorum. Bu demek değildir. Onlarla yaşamak, onların yolunu tutmak, sözlerine itaat etmek, onları kendilerine itaat etmeyi farz bilmek, onlar gibi yaşamak, onlar gibi yaşatmak, onları gibi onların varlıklarını yaşatmak, zinde tutmak o getirilen. Biz bir çiçeği ekiyoruz bahçeye, su vermezsek ne yaparız? Çöker gider o, kurur. Ha, eğer ilahi bize bir Kur'an'ı teslim, emaneti teslim ettiyse, peygamber Ehl-i Beyt'i teslim ettiyse biz bunlara çiçek vermek zorundayız. Bu çiçeğe su vermek zorundayız. Bunu beslemek zorundayız. Nedir? Onların dediklerini. O zaman İmam Hüseyin, İmam Hasan ve Ehl-i Beyt bizden razı olacak ki biz onlara su verelim. Yani şu anlamda yaşama ve yaşatma, onlara itaat anlamında su verelim. Bu çiçekleri biz güvertelim ki onlar çiçek açtığı zaman ne güzel koku veriyor. Bize sahip, çiçek de bize sahip çıkıyor. Ben bir arkadaştan duydum, vefat etmiş Allah rahmet etsin diyor. Ben bir yerde bir ağaç çiçek getirdim. Su verdim olmadı, su verdim olmadı, hiçbir şey verdim olmadı. En sonunda dediler ki ya o çiçeğin özelliği, o ağacın özelliği, onun arkasında, altında duracaksın, ona okşayacaksın. Güzelim, çiçeğim, nasılsın diyeceksin, o ağaç büyüyecek. Diyor öyle ettim, o küçücük ağacım yavaş yavaş büyüdü, kocaman oldu. Şimdi biz Ehl-i Beyt'e onlara itaat edip sözümüzle, özümüzle, emelimizle, canımızla, çiçeğimizle onlara sahip çıkmamız lazım ki onlar bize de sahip çıksınlar. Büyüsünler yani. Bugün dünyada biz Ehl-i Beyt'i o emanete sahip çıkmışız ve onları yörüngesine, o hürmet yörüngesine oturtmaya çalışıyoruz. Bu bir vazife ve görevdir. Ve bunun karşılığını biz inşallah ümit ediyorum kıyamet gününde onlardan alacağız inşallah. İnşallah. Hocam evet. Aynı zamanda eğer sohbetinizi tamamlayacaksanız tabii buyurun ama İmam Hasan ve İmam Rıza ile ilgili de yine ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birkaç özelliğini anlatayım onlara. Dinleyelim da kısa olarak ve, daha sonra ve öz geçelim. Onlara geçelim. Buyurun. Evet. İmam Hüseyin aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhimizin topluma çok büyük bir dersleri vardı. Çok dersi vardı. Bayağı demin de arz ettim. Onlardan birkaç tanesini sayayım, örnek alacağımız. Yani biz peygamberden neyin usvetün hesene dediği zaman neyin örnek alacağız? Peygamber yok sözlerle de. Bakın çok basit şeylerdir yani. Biz bunları örnek alsak zaten peygamberi yaşıyoruz demektir. Örnek almışız ondan. Mesela diyor, yolda yürüdüğü zaman bir ahlaklı, vukarlı insan gibi yürürdü. Yani ne tekebbürlenirdi, ne böbürlenirdi. Yani normal bir insan gibi, böyle insanların dikkat ve hoşluğunu çekecek, hoşlanacağı bir tavırla yürürdü. Tavırla yürürdü. Bu çok önemli. Yani peygamber bunu bilinçli yürürdü. İkincisi, yürüdüğü zaman devamlı gözü olurdu. Yani
önünde olurdu. Böyle yukarılara, önlere, o uzaktan gelenlere veya işte geliyor ona bir bakayım dikkat çekecek kadar önüne, uzağa bakmazdı. Kısa mesafede ön tarafına bakar. Yani başı aşağıda giderdi, gelirdi, hayatını devam ettirirdi. Bu da bir örnek alınacak, o güzel örnekler var dediğinde ahlakı bundan örnek alınacak noktalardan birisidir. Üçüncüsü ise yol yürüdüğü zaman, arz ettim aşağıya doğru bakardı ve her zaman bir başkasıyla konuştuğu zaman elini tutar. O elini çekmedikçe Hazreti Peygamber ondan elini çekmezdi. Yani hemen merhaba der, elini çekeyim, yeter artık sıkmasın. Peygamber o ne kadar karşıdaki insan elini bırakmadıysa bu elini bırakmazdı. Rahatsız olmasın. Acaba böbürlendi mi, tekebbürlendi mi, elini benden niye çekti? Elimi o bırakmadıkça onu çekip elini ondan kopartmazdı. Birisine baktığı zaman güzel gözlerle bakardı. Güzel gözlerle bakardı. Ha, bu insan ne kadar güzeldi. Bu insan ne kadar ahlaklıydı, yürüyüşü. Yani çok iyi bir göz diyor ya, ya ne kadar güzelsin. Diyor, güzel gözünle bakıyorsun. Olumlu tarafından bakıyor. Tabii, yani. Güzel gözünle bakıyorsun. Herkesin gözü güzeldir. Ama beyninde onun güzelliğini canlandırıp ahlakını güzel gözle bakar. Niye ben ona kötülük diyeyim ki? Eğer bir hatası da vardıysa ona güzel gözle bakardı Peygamber ve herkes de bunu haz ederdi. Haz ederdi. Bir gün mesela diyor bir sokaktan geçiyordu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi elinde içki şişesiyle geldi. Elinde içki şişesi varmış. Diyor o insan peygamberden utandı, mahcup oldu. Karşı karşıya geliyor, geriye kaçsa, ha tanıyordu onu. Peygamberden diyecek kaçtı, niye kaçtı soru sorunca cevap veremeyecek. Diyor o kadar ona o güzel gözüyle baktı ya, inşallah elindeki bu değil, şu bu değil. Diyor o elindeki içki şeye dönmüştü, Allah'ın lütfuyla sirkeye dönmüştü. İnsan baktığı zaman, geldi peygamberin yanına geldiği zaman peygamber dedi, o sirkeyi nereden aldın? Döndü o insan hayret etti, dedi ki, peygamber demek benim elimdekine iyi gözle baktı. Allah da onun o bakışına beni mahcup etmedi onun yanında. Bu çok önemli, insana bakış çok önemli. Birisine işaret ettiği zaman hiçbir zaman parmağıyla işaret etmezdi. Parmağıyla işaret, kaşıyla, gözüyle işaret etmezdi. Güzel eliyle, güzel sözüyle işaret ederdi veya ona o sözü anlatırdı. Yani buna benzer daha çok... Bütün anlattığınız şeylerde hep bir tevazu ve insanlara karşı bir... Yani sadece kendisiyle Allah arasında olgun bir kişilik değil, insanların beraber yaşaması noktasında bizler için en güzel örnek aslında. Allah Peygamberimize benzemeyi bir nebze de olsa bizlere nasip etsin. Son iki dakikamız kaldı hocam. İmam Rıza ve İmam Hasan'dan da birer cümle de olsa onların da adıyla kalbimiz nurlansın. Sonra programımızı sonlandıralım. Evet, İmam Rıza Aleyhisselam'dan da kısa ve öz bir şey diyecek olursak, o da bizim 12 imamımızın, 14 masumumuzun 8.sidir. Allah bizlere onların şefaatini nail etsin, nasip etsin inşallah. Horasan'da, Meşhed-i Mukaddes'te, metfundur, defnedilmiştir. Bugünkü orada. İran'da Meşhed kendinde. Meşhed kendinde, evet. Meşhed-i Mukaddes'te, İran'ın Meşhed, Horasan dediğimiz. Horasan orada, bölgesi. Evet, evet orada defnedilmiştir. İmam Rıza Aleyhisselam da aynı ceddi, dedesi diyelim. Yani İmam Hüseyin, baba noktasında. İmam Hüseyin gibi davet edildi. Oraya davet edildi Memun tarafından. Ve hatta birçok mektuplarla davet edildi. Mazlumane orada da. Ama orada bir yine bir hile, bir desise aslında vardı, öyle değil mi? Vardı. Samimi tabii, bir davet değildi. Tabii. Yani. Burada Memun Abbasi hanedanlığını onlara hoş gelsin diye yürütmek için İmam Rıza Aleyhisselam'a. Tabii ki bunun tarihi çktur bu kısa bir dakikalarla. Programımızın sonundayız, evet. Açamayacağız. Onun için İmam Rıza Aleyhisselam birçok kere onun meclisine gitti, davet etti. Orada İmam Rıza'dan aslında Ali İbni Musa Rıza'dı.
İmam Rıza'dan kendi hükümetine destek almak istedi. Ama İmam Rıza aleyhisselam geçmişteki dedeleri gibi, cedleri gibi, İmam Hüseyin gibi kesinlikle Memun'un ve bu Abbasi hanedanını destekleyecek bir söz konuşmadı. Ve sonunda bir tehlikenin olduğunu hissetmişti zaten bunlar ne bir desiyse bir sahtekarlık yapmak istiyorlar. İmam Rıza aleyhisselam Ebu Aser'de bu sözleri zaman zaman demişti başımıza ne geleceğini. Ebu Aser yakınında olan. Ebu Aser İmam Rıza'nın bizim tabirimizle hizmetçisiydi. Ona ama, söylemiş yani. Tabii ama hizmetçi dediğimiz zaman tarihine baktığımızda Medine'den geldi ve çok da savaş ve bugünkü tabirle general rütbesi olan birisiymiş Ebu Aser. Buna diyorlar ki Memun teklif etti, dedi ki benim gel savaş generallığımı yap, yani askeri nizam ordumun, komutan, başına, ordumun geç. Başına geç. Dedi ki kesinlikle ben İmam Rıza'nın nökerliğini, yani İmam Rıza'nın hizmetçiliğini senin generallığına tercih ederim dedi. Kesinlikle ben bu hanedanı satıp senin generallığına tercih etmem ve öyle. Hatta bir vesiyet etti, Allah rahmet etsin. Dedi ki ben vesiyet ediyorum. Ben vefat ettiğim zaman benim cenazemi öyle bir yere basırsınlar, İmam Rıza'nın ziyaretine gelen zevvarının ayakının tozu benim mezarımın üstüne dökülsün. Bunu vesiyet etti. Evet, çok büyük insandı. Memun biraz da İmam Rıza aleyhisselama yakınım. Tabii tarihte pek yakınlığını da yazmıyorlar. Ha yakınım, amcaoğlu falan filan, bu tür şeyler bir silsile dedi oraya gittiğini derler. Hep böyle yalcılıkla bu hanedanı devam ettirmek istedi. Evet. Fakat kendisinin böyle bir olayı yapabileceğini, böyle bir şeyle karşılaşacağını da ifade etmişti. Bir keresinde imama şunu ifade etmişti. Ben dedi seni kaybetmekten mi üzülüyüm? Yoksa bu kendimi kaybetmekten mi üzülüyüm? Yoksa bu toplumun senden sonra seni öldürdüğümün sözünü bana dediklerine mi üzülüyüm? Çünkü orada öldüreceğini ifade ediyor. İfade seni ediyor, öldürdüğümün evet. Sözlerine, o tahkimlerine ben üzülüyüm. Yazıklar olsun. Allah müstahakkını, karşılığını öbür tarafta misliyle versin inşallah. Amin. Hakeza İmam Hasan Müçteba da hakeza bugün Medine'dedir. Allah ziyaretini bizlere nasip etsin. O da eşi tarafından yine bu saltanat hanedanı. Muaviye'nin hilesiyle yine. Eşi Cüde tarafından zehirlendi. Ve bugün Medine'de Allah Vahabilere insaf versin. Ne diyelim yani, Allah onların daha kötü günlere koysun diyelim. Bugünkü Amerika sömürmektedir onları. Orada onun mezarını bırakmadılar. Bu insanlar, Ehl-i Beyt dostları onlara harem yapsın, mezarlarını düzgün bir şekilde yapsınlar. Hatta ziyaretine gittiğin zaman Bagi mezarlığında bırakmıyorlar. Bundan dolayı inşallah ben diyorum mahşer gününde ziyaretlerini, yakından ellerini tutacağız, ziyaretlerini edeceğiz ve onlarla meşhur olacağız inşallah. Amin. Ki Kur'an da bunu buyurur. Kıyamet gününde her toplum kendi imamlarıyla meşhur olacaktır. Biz de diyoruz Allah'ım bizi kendi imamlarımızla, yani Ehl-i Beyt imamlarımızla bizi bu dünyada meşhur ettiğin gibi mahşerde de bizleri meşhur et inşallah. Ne mutlu 12 imamı kendisine imam kabul edenlere, onları kendisine imam olmaya layık bir şekilde yaşayabilenlere, onların yolunu sürdürebilenlere, ki onların yolunu gidebildiğimiz zaman, onlar bizim imamımız olduğu zaman kıyamette buyurduğunuz gibi onlarla beraber haşrolmayı Allah bizlere nasip edecek. Allah bizleri onların yolundan ayırmasın. Bu akşam Hazreti Peygamberimizle ilgili, İmam Hasan ve İmam Rıza ile ilgili az da olsa yine bilgiler edindik kıymetli alimimizden. Vaktimiz sınırlı olduğu için kendisinden de özür diliyoruz. Ama aynı zamanda çok teşekkür ederiz. Erbeyn hakkında da, Hazreti Peygamberimiz hakkında da kıymetli bilgiler aldık. Caferi Alimler Birliği'nin çok kıymetli alimlerinden Seyyidimiz Mir Haşim Erdoğan hocamıza. Sağ olun hocam. Siz de sağ olun. Bir dahaki hafta yine Cuma akşamı sizlerle beraber olmak dileğiyle. Allah Kur'an'dan, Ehl-i Beyt'ten ayırmasın. Onların sevgisini, aşkını kalbimizden, gönlümüzden eksik etmesin. Sağlıcakla kalın.